Pınar Hanım şöyle yazmış. Bir türlü zihnimi toplayamıyorum, kafam karma karışık demiş. 14.09.1987. Dikkat dağınıklığı var. Annesi Pınar Hanım'a 6. ay hamileyken bir düşük yaşamış olabilir ya da çok büyük bir korku yaşamış olur. Zihni çok fazla bir karışma. Böyle bir durum yaşamış olabilir. Ve siz ayrıca çok hassassınız ya. Hemen böyle nasıl denir? Alıngan, her şeyi üstünüze alan. Hani biri dese ki ya Pınar bunu kaldır. Hani o arada ses tonundan bile alınırsınız yani. Üzgünüm ama böyle. Çok hassas ve kırılgansınız. Ve zihniniz gerçekten bir yere odaklı değil, her yere dikkat dağınıklığı çok fazla. Ne kullanabilirsiniz? Dikkat dağınıklığı taşlar kullanabilirsiniz. Özellikle florit taşını enseye masaj yapabilirsiniz. Florite bakıyorum. Dikkat dağınıklıkları için, kafa karışıklıkları için çok önemli bir taştır. Bu enseye ama tam ense değil biraz yukarıda o çukur kısmımız var epifiz noktası. Oraya masaj yapıyorsunuz daire şeklinde 3 defa saat yönünde çevirip oraya yarım saat bağlayabilirsiniz. Ayrıca diyorsunuz ki zihnim berrak. Bu olumlamayı yapın. Sabah kalkın elinizi yüzünüzü yıkayın aynanın karşısında yüzünüzü yıkadıktan sonra ben değerliyim ben güvendeyim çocukluğumu seviyorum. Sizinle çünkü çocukluğunuzla alakalı özellikle 8-9 yaş okula yeni başladığınız dönemlerde bir hassasiyet olayı var. Onu diyeyim aklınıza gelecektir Pınar Hanım mutlaka. Orada bir durum var. Bu da sizin dikkatinizin işte toplanmaması. Her şey diyorum ya anne rahminden başlar, çocukluktan başlar. Florit taşı kullanabilirsiniz. Evet.